Herkese merhaba. Yeni bir video dersimiz ile beraberiz. Bu dersimizin konusu TDS Max Extension 2016 Extension 2 paketi ile gelen güncelleme. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz gibi henüz daha TDS Max'in 2017 versiyonu yayınlanmadı. Ama geçtiğimiz aylar içerisinde TDS Max 2016 için Extension 2 paketi yayınlandı. Extension 2 paketi nedir arkadaşlar? Bilmeyenler için küçük bir bilgilendirme yapalım. Şimdi son 2 sürümden itibaren, daha doğrusu 2015 versiyonundan itibaren Autodesk tarafından 3ds Max için yeni versiyon çıkana kadar ikişer adet olmak üzere güncelleme paketleri yayınlanmakta. Bu güncelleme paketlerini arkadaşlar servis pack ile karıştırmamak gerekiyor. Bu extension paketleriyle beraber size, daha doğrusu 3ds Max programınıza çok güzel yeni özellikler geliyor. Şimdi extension 2 paketi ile gelen en önemli özelliklerden birisi de arkadaşlar Print Studio. Bu Print Studio nedir? Ne işe yarar? Print Studio arkadaşlar biraz sonra uygulamalı olarak da göreceğiz. Şimdi sözlü olarak size ne işe yaradığından bahsedelim. Arkadaşlar, Print Studio 3 boyutlu yazıcınıza 3ds Max'ten model göndermenizi sağlayan bir program. Aynı bir Word belgesini yazıcıya gönderir gibi 3ds Max'ten de Print Studio sayesinde 3 boyutlu yazıcınıza işinizi gönderebiliyorsunuz. Çok kullanışlı değil mi? Evet. Bunun dışında arkadaşlar 2015 versiyonun Extension 2 paketinde gelen ve 3ds Max 2016'nın Extension 1 paketinde de yer alan Text Plus özelliği arkadaşlar, bildiğiniz gibi yani muazzam özelliklere sahip bir yazı editörüydü. Şimdi bu yazı editörü arkadaşlar birazcık daha geliştirildi. Bu Text Plus ile yazılarınıza kabartmalar verebiliyorsunuz, materyaller atayabiliyorsunuz, çok değişik efektler uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sistemimize yüklü olan tüm fontları çok başarılı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Font demişken, değişik bir şey değil mi 3ds Max'te font kullanmak? Evet. Şimdi bu söylediğim birazcık size değişik gelebilir arkadaşlar. Öncesinde 2014, 2013, 2012 versiyonlarında 3ds Max içerisinde yer alan text komutu ile ya da modifier diyelim ya da özelliği diyelim, siz nasıl anlamak isterseniz, sadece iki boyutlu bir şekilde yazı yazıyordunuz arkadaşlar. Span line şeklinde yazıyordunuz. Daha sonrasında extrude komutu ile yükseklik veriyordunuz ya da bevel profil ya da bevel ile yükseklik veriyordunuz ya da en kötü bevel poly'ye çevirerek yazınız üzerinde istediğiniz efektleri ve etkileri oluşturuyordunuz. Text Plus sizi bu özellikten kurtarıyor ve bunları hiç poly ile falan uğraşmadan oldukça başarılı bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Text değiştiricisinin dezavantajı, mesela çok eksantrik bir yazı fontunda yazmış olduğunuz yazıyı poly'ye çevirdikten sonra veya extrude ile yükseltme işlemini verdikten sonra üzerinde yapacağınız düzenlemeler tam sizin istediğiniz sonuçlara yakın olmayabiliyordu. Bu sorunların hepsi Text Plus ile kalktı arkadaşlar. İşin birazcık script ve yazılım tarafıyla da ilgilenen arkadaşlar, özellikle şunu demekte fayda var. Kendi komutunu oluşturmak isteyen arkadaşlar için geliyor bu söylediklerim. Bildiğiniz gibi Max Graph geliştirilmiş script editörü. Revit'teki tabiriyle Dynamo, 3ds Max'teki tabiriyle Max Graph. Burada arkadaşlar hazır scriptleri kullanarak kendi komutlarınızı oluşturabilirsiniz. Mesela bir store perde ya da bir jaluzi ile modelleme işlemini yapıp Max Graph'ta gerekli komutları verince
aynı gerçek hayattaki gibi açılır kapanma efektlerini de uygulayabiliyorsunuz. Bu konuda da Extension 2 paketiyle birçok yenilik gelmiş bulunmakta. Bu dersimizde işleyeceğimiz ana konu başlıklarımızı son bir kez tekrarlıyoruz ve dersimize geçeceğiz arkadaşlar. Text Plus, Print Studio ve Max Grab. Bu aslında arkadaşlar unuttuğum çok daha güzel bir özelliğimiz daha var. Bu da nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Özellikle animasyon işlemlerinizde. Mesela nasıl bir örnek vereyim ben size? Çok hızlı giden bir araba animasyonu yaptınız. Spor bir araba. Çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bu arabanın gerçek hayattaki bir arabayı düşünün, hızlandıkça hava ile olan sürtünme katsayısı da artar. Bu arabanın hızlanmak için daha çok yakıt harcamasına, daha çok güç harcamasına sebep olur. 3ds Max Extension 2 paketi ile sizin hızlı bir şekilde animasyonunuzu yaptığınız arabanın hava ile sürtünme analizlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve birebir gerçek oluyor. Yani gerçek hayatta bunlar nasıldır böyle sürtünme şeylere falan olur ya, hepsini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu saydığımız özelliklerin hepsi Extension 2. En önemli soru şimdi, Extension 2'ye nasıl sahip oluyorsunuz arkadaşlar? Extension 2'ye sahip olabilmeniz için tek yapmanız gereken Autodesk Desktop Application Manager yüklüyorsunuz. O programcık içerisinde bilgisayarınızda yüklü olan Autodesk yazılımlarına ait çıkan güncellemelerin hepsine erişebiliyorsunuz. O eriştiğiniz liste içerisinde Extension 2'yi de göreceksiniz. Yalnız Extension 2 paketini kurmak için 3ds Max için Service Pack 2 paketine kurulu olması gerekiyor. Extension 1'i kuracaksınız ki gerek yok. 2 ile 1'deki özelliklerin hepsi zaten geliyor. Ama yok ben kuracağım diyorsan da şöyle yapacaksın. O zaman da Service Pack 1'i kuracaksın. Service Pack 3'ü kurmanız Extension 2 paketini kurmanız için yeterli değil. Zaten kurmaz. Service Pack 2'yi kurun diyecektir. Bunu da dipnot olarak belirtiyorum ve dersimize geçiyoruz. Görüşmek üzere. Mutlu olun. Merhaba arkadaşlar. Az önce giriş videomuzda da bahsettiğimiz gibi özür dilerim. 3ds Max 2016 Extension 2 paketiyle gelen yeniliklere değineceğiz arkadaşlar. Kısaca bir özet geçmek gerekirse neler yapacağız? Size ne gibi özelliklerden bahsedeceğim? İşinize yarayabilecek. Hemen onları anlatayım. Öncelikle arkadaşlar en yeni özelliklerden birisi hemen burada Help'in yanında gördüğünüz Print Studio'dur arkadaşlar. Send to Print Studio. Bu nedir arkadaşlar? 3ds Max'ten 3D yazıcılara iş gönderebilme özelliğidir. Burada ne modellerseniz 3ds Max içerisinde ne modellerseniz modelleyin, ne hazırlarsanız hazırlayın. 3 boyutlu yazıcılara gönderebiliyorsunuz. Bunun gibi çok güzel bir özellik. Onun dışında arkadaşlar size yeni bahsedebileceğimiz Text Plus özelliği var. Geliştirilmiş bir Text Plus özelliğinden bahsedeceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk olarak Print Studio kullanımına değineceğiz arkadaşlar. Şimdi Print Studio'ya yani Print Studio aracılığı ile 3 boyutlu yazıcılara nasıl iş gönderebilirsiniz? Bunlara değinelim hemen. Böyle arkadaşlar bir plane'imizi oluşturduk. Bunun segment sayısını arttırmamız gerekiyor. 20-20. Evet. Sonrasında hemen bunu kill moduna alalım. Daha rahat olsun. Sonrasında modelik, poligon modelik converti poly'ye çevirdik. Sonrasında buradan generate topoloji ve arkadaşlar. Bu açılan diyalog penceresinden hemen buradan
Böyle bir parke yüzey diyebiliriz bunu, ya da taş parke yüzeyde diyebiliriz. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra modifier listten latitude komutunu alıyoruz. Gördüğünüz gibi latitude komutunu yaptığımızda arkadaşlar böyle bir özellik oluyor. 0,5'e düşürüyoruz. Joints kısmını da 0,5'e düşürdük ve onu 1 olarak da bırakabilirdik. Yüzeylerini yumuşatıyoruz. Yine aynı şekilde yüzeylerini yumuşat ve end caps. Buradan segment sayısını 2 yapıyoruz. Joints'ten de 2 yapıyoruz. Daha güzel, daha yuvarlak oldu. Bu bir daha seçim arkadaşlar. Bunu 3 yaparsak daha hoş gözükebilir. 1,2 de yaptık mı? Büyüttük. Şimdi arkadaşlar mesela bu şekilde hazırlamış olduğunuz bir nesne veya objeyi Print Studio'ya gönderebilirsiniz. Hemen buradan Print Studio'ya tıklıyoruz. Tabii ki bilgisayarınızda Print Studio'nun da kurulu olması gerekiyor ki extension 2 paketiyle otomatik kurulur. Şayet yoksa siz autodesk.com Dovlands bölümünden ücretsiz olarak indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Şimdi hemen Print Studio'yu gördüğünüz gibi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tam ekrana geçelim. Şöyle bir uzaklaşalım. Şimdi arkadaşlar default olarak Autodesk'in kendi 3 boyutlu yazıcısı olan Embra has ayarlarla gelmekte. Bu gördüğünüz 3 boyutlu yazıcının baskı alanı da Ember'ın baskı alanını temsil etmekte, o ölçüleri barındırmakta. Şimdi bu bizim objemiz baskı alanına taşmakta. Hemen nesnemizi seçiyoruz. Öncelikle bir center diyelim. Sonrasında scale komutuyla arkadaşlar güzel bir şekilde küçültüyoruz. Sonrasında tekrar move ile birazcık daha yaklaşalım. Halen büyük. Birazcık daha shift'e basılı tutarsanız orantılı bir şekilde küçülecektir. Evet, buradan tekrar move alanı seçiyoruz ve baskı alanımıza girdi. Gördüğünüz gibi sağa sola olan uzaklıkları 14,43 milim, 14,43 milim. Yani bizim Ember 3 boyutlu yazıcımızın tam bir baskı alanına giriyor. Sonrasında repair var arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi hemen 100 tane hata var diyor. Burada duplicate hatasıymış. Auto repair diyelim. Ve bu hataları düzeltiyor. Sonrasında arkadaşlar birazcık bekliyoruz. Bakalım analiz repair'a gelelim. No problem. Problem bulamadım diyor. Yani hataları otomatik olarak düzeltiyor. Select region arkadaşlar, hani bölgeleri silmek istediğiniz bölgeleri silebilirsiniz, separate yapıp ayırabilirsiniz, invert edebilirsiniz, sonrasında croplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz, patch hole'ler yapabilirsiniz, blank cut alan içinde kesim yapabilirsiniz, balanslarını ayarlayabilirsiniz. Supports kısmında ise arkadaşlar optimize rotation dediğimizde daha düzgün bir şekilde baskı alanı içerisinde düzenlemesini sağlamakta. Sonrasında arkadaşlar manuel supports'umuz var. Preview diyoruz. Birazcık da bekliyoruz. Evet. Şimdi generate dedim. Buradan bizim baskı yüzeyimizi şöyle görebiliriz arkadaşlar. Mouse'unuzun sağ tuşu ile yaptığınızda objenizi daha net görebilmektesiniz. Hemen buradan Slice Preview'e gelelim.
Şöyle baktığımızda bizim baskı işleminden sonraki hali bu olacak arkadaşlar. Buradan hemen export kısmına gelelim ve export işlemini gerçekleştiriyor. Printer file was successful generated for Ember. Yani Ember yazıcısına göre dosyamız export edilmeye hazır diyor. Save dediğimizde arkadaşlar tar.js formatında bunun export işlemini gerçekleştirecek ve 3 boyutlu yazıcımıza gönderebileceğiz. Tabii ki buradan cancel diyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, objemiz bu şekilde. PrintStudio'nun kullanımı bu şekilde. Artık 3ds Max'ten de 3 boyutlu yazıcılara her türlü objemizi baskı için gönderebiliyoruz. Şimdi PrintStudio'muzu kapatıyoruz ve hemen bu sahnemizdeki objemizi de silelim. Sonrasında gelelim. Çok güzel özellik. Text Plus buraya yerleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde Modifier listeden de kullanımını açalım. Şimdi arkadaşlar Text Plus ile neler yapabilirsiniz? Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Gelişmiş bir yazı editörüdür. Size çok büyük kolaylıklar sağlamakta. Mesela şunu söylemekte fayda var. Klasik text'den daha farklı olarak extrude, daha çok font extrude özelliği, daha çok font desteklemesi, bevel'ların daha iyi olması gibi birçok özelliği var. Mesela Autodesk'in kendi yazı fontunu seçelim. Tabi önce yazıyı seçmemiz gerekiyor. Sonrasında full trigger seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan extrude'ümüzü 10 milim verdi. 5 milim verelim. Daha iyi. Sonrasında extrude segments'i de 2 verelim. Sonra otomatik eksenlerde ayarlı. Hemen bevel profil editöre geldiğimizde şöyle birazcık kenara çekelim. Bunu da böyle yapalım ki yaptığımız değişiklikleri orada görebilelim. Evet arkadaşlar, hemen şöyle aşağı çekelim. Şu şekilde. Okey diyelim. Yazımızın üzerine değişiklikleri uyguladı. Sonrasında Apply Bevel'ı seçtik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yazıların birbirine çok yakın olduğunu düşünebilirsiniz. Hemen şöyle birazcık daha içeri steps olarak da yapıyoruz arkadaşlar. Convache dedik. Show Advantage Parameters de geldi. Startup tamamdır. Manipulate Text dedik arkadaşlar. Buradan böyle çekersek görüyorsunuz aralarındaki boşlukları manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz birbirine çok yakın ise. Buradakiler de aynı bu şekilde aralarına sorunsuz bir şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Birazcık da buradan da açalım. Hemen böyle birazcık daha açtık. Şimdi mesela burada hazır bevel'lar var. Mesela Envega'yı seçersek daha değişik, pardon, daha değişik özelliklere bürünüyor. Mesela burada Envega'yı seçtik. Convex dediğimizde bu şekilde özelliğe bürünüyor. Half Circle dediğimizde böyle oluyor. Ledge dediğimizde böyle. Liner da bu şekil. Sonra Ogi var. Tabii ki bunları seçtikten sonra siz tüm özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Sonrasında 3 step, 2 step, 2 adım ve 3 adım özelliklerini de kullandık. Arkadaşlar tekrar yazımızı seçelim. Şöyle birazcık yukarıya kaldıralım. Cap tip merp de diyebiliriz ona arkadaşlar. End cap, no bevel cap dediğimizde bitiş noktaları da arkadaşlar. Mesela cap dediğimizi birazcık daha aşağı zoom ve bevel no cap
de diyebiliriz. Animasyon seçeneğimize geldik. Separate olarak arkadaşlar karakteri seçtiğimizde animasyon işlemlerimize Flip Axis'i de aktif edelim. Karakter üzerinde daha kolay animasyon işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Buradan Reset Parameters'a tıkladığımızda ise tüm ayarlarımızı siler. Arkadaşlar Bevel Profil Editor'a geldiğimizde gördüğünüz gibi bu şekilde Toolstep seçili hazır. Siz de kendiniz de burada kendi ayarlarınızı, Bevel ayarlarınızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Open Large Text Window'u açtığımızda bu kısımdan da yazınızı yazabilirsiniz. Aynı bu kısımdaki gibi. Sonrasında Set Value Text. Bunu isterseniz ayarları kaydedip sonra tekrar kullanabiliyorsunuz. Mesela Add butonuna tıkladık. Gelip buradan Script deyip Pick Value tıkladığımızda Transform Text Control X pozisyonu kaydetmiş olduk. Şu an kayıt işlemini gerçekleştirmekte. Ve klasik bir hatadan ötürü de 3ds Max book verdi arkadaşlar. Problem değil zaten. Dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyorduk. Zaten bu konumuz da bitmiş oluyordu. Şimdi arkadaşlar Extension 2 paketiyle gelen yeniliklerimiz bunlardı. Umarım hepiniz için faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.